Değerli basın emekçileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi yine basın emekçilerine özgürlük taleplerimizi yenileyerek başlamak isterim. 3 Mayıs biliyorsunuz dünya basın özgürlüğü günüydü. Gerçekten basında özgür olanlar kutladılar bunu ama bizim gibi ülkelerde hemen hemen yüze yakın basın emekçisinin tutuklu ve hükümlü olduğu bu ülkede yaklaşık 180 ülke içerisinde basın özgürlüğünde 154. olunca dünya basın özgürlüğü gününü kutlamak yerine dünya basın özgürlüğü günü olan 3 Mayıs'ın özgürlüğü bize sağlaması adına bir mücadele bir sorunları dile getirme günü olarak duruyor. Bu anlamda bunu bir kutlama gibi yapmak doğru mudur değil midir diye düşündüğümde evet 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü Türkiye'de basının mücadele günü olarak tarihe geçiyor. Yine değerli basın emekçileri bahar geldi. Türkiye çok güzel iklimi olan bir ülke. Bugünlerde doğal afetlerin en yoğun olduğu tarihsel süreci yaşarız. Mayıs, Haziran, Temmuz ayları bölgelere göre değişmekle beraber fırtınanın dolunun fazlaca olduğu dönemlerdir. Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Şanlıurfa, Çorum, Mersin gibi illerimizde kısmi dolu yağışları oldu. Mersin'de milletvekilimiz Alpay Antmen, Cengiz Gökçel ve Ali Mahir Başarır, bu bölgede ilçe ilçe gezerek dolu hasarlarını yerinde görüp ve çiftçimize moral olmak adına oralardalar. Aynı şekilde Ayhan Adana'da Ayhan Barut milletvekilimiz kendisi de bir çiftçidir. Orada yaşanan dolu zararı için oradadır. Her zaman söyledik. Çiftçinin doğal afetlere karşı sorununu gidermek devletin görevidir, sorumluluğudur. Doğal afet çiftçinin kendisinin yaptığı bir biçim değildir, bir süreç değildir. Adı üzerinde doğal afet ve afettir. Ülke ürününün garantisini ancak doğal afet sigortasının bütününe yaparak, bütün ürünlerinin bütününe yaparak bunu da devlet tarafından ödeyerek giderebilir. Bu önerimizi tekrar yeniledik, yeniliyoruz. Bütün üretim alanları sigortalanmalı ve primini devlet ödemeli, çiftçi böyle bir zararı kafasından silmeli. Ekti, daha yeni masraf yaptı ama şimdi hebe oldu. Çiftçi kadere teslim edilemez. Bunu doğru bulmuyoruz. Değerli basın emekçilerim, saray hükümeti dün hububat alım fiyatlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Toprak Mahsulleri Ofisi 2020 yılında bazı ürünlerin alım fiyatını açıkladı. Ekmeklik buğday için 1650 lira bölü ton olarak belirledi. Yine arpa için 1275 lira bölü ton olarak belirledi. Mercimek için kırmızı mercimek için 3500 ve yeşil mercimek için 3200 TL ton olarak belirledi ve nohut için de 3000 350 TL olarak belirledi. Bu fiyatlar ne yazık ki bugün serbest piyasada bu ürünlerin almış olduğu fiyatın altında bir fiyat. Yeterli değil. Bakın bütün dünyada dünyada gıda krizinden bahsediliyor. Bütün ülkeler koronavirüs sürecinde tarım ve gıda krizinin kapıda olduğunu söylüyor. Birçok ülke ihraç ürünlerinde, tarıma dağılı ihraç ürünlerde kısıtlama yaptı. Biz de yaptık. Hatta biz 2018'den beri buğdayda yapıyoruz. 2020'de soğanda patateste yaptık. Yine korona sürecinden sonra makarnada, irmikte yaptık. Ve bugün bir fiyat açıklanıyor. Üzgünüm ki bu fiyat gerçekten bizim uygun görmediğimiz ürünlerin karşılığı olmayan çiftçiye insanca bir geliri sağlamayan fiyatlardır. Baktığımızda bugün ekmeklik buğday TMO'nun verdiği fiyat 235 dolar böyle tona denk gelmektedir. Ama siz bu buğdayı bugün ithal ediyorsanız 249 dolara ithal ediyorsunuz. Yani ithal ettiğinizin altında bir fiyat vermişsiniz. Yine ARPA toprak mahsulü ofisinin ya da hükümetin verdiği fiyat 182 dolar bölü ton ama ithal ederseniz 200 dolar bölü tona ithal ediyorsunuz. Yani ithal fiyatları toprak mahsulü ofisin veya sara hükümetinin verdiği fiyattan daha yüksek. Nasıl çiftçiyi koruyacaksınız bununla? Nasıl bir anlayış bu? Bu anlayışın adı şu. Hükümet açık tavrını koyuyor. Ben 18 yıldır çiftçiye siz üretmeyin. Ben sizi geliştirmeyeceğim, büyütmeyeceğim, desteklemeyeceğim diyor. Çok açık. İthalata devam edeceğim diyor. Birazdan zaten bu rakamları çok net bir şekilde sizinle paylaşacağız. Primlerde hiçbir artış yok. Buğday priminde, arpa priminde ve bakliyat priminde hiçbir artış yok. Sadece mazot ve gübre desteğinden bir miktar artış söz konusu ama bunların toplam gelire bir etkisinin olmayacağını sizlerle paylaşmak isterim. Değerli basın emekçileri, bir tarafta saray hükümeti buğdayda, arpada, bakliyatta bu fiyatları verirken öbür tarafta gerçekten ithalat rekoru kırmaya devam ediyor. Yani açık bir şekilde ben Türkiye Cumhuriyeti'nin çiftçisini desteklemeyi değil Ukrayna çiftçisini Romanya çiftçisini, Amerikan çiftçisini, Kanada çiftçisini desteklemeye devam edeceğim diyor. Bunu sizinle birkaç örnekle paylaşmak isterim. Değerli basın emekçileri. Neden bunu söylüyorum? Bakın. Şöyle bir veri var elimizde. Veri şu. Bugün de açıklama yaptılar ama hani deyim yerindeyse çok açık bir şekilde şunu paylaşmamız gerekiyor. Bu ithalat ihracat rakamlarını TÜİK biliyorsunuz sürekli açıklama yapıyor Türkiye İstatistik Kurumu. Ve 2019'un ilk 3 ayında yapılan ithalatla 2020 yılının ilk 3 ayında hem tarımsal olarak hem genel olarak genel olarak bir ithalat rakamlarını sizinle paylaşmak isterim. 2019'un ilk 3 ayında toplam ithalat ihracatta eksi 5 milyar 938 milyon dolarlık bir eksilme söz konusu. 2020'nin ilk 3 ayında bu rakam yüzde 117.3 artı artarak eksi 12 milyar 906 milyon dolarlık bir gerileme yaratmış durumda. Bakın bugün açıklanan dün itibariyle sanıyorum açıklandı. Yine TÜİK diyor ki Nisan ayında ihracat yüzde 41 ithalat yüzde 28 düştü. Yani 2020'nin hem ilk üç ayı ama aynı zamanda Nisan ayını Mart ayı ile karşılaştırdığımızda yüzde 48 ihracat, yüzde 48, yüzde 41 ihracat, yüzde 28 de ithalatın düştüğünü açık net bir şekilde söylüyor ve basına yansıdı. Peki değerli basın emekçileri, hiç ithalatı düşmeyen, tam tersi ithalatta tekrar yeni bir rekora doğru giden sektör hangisi? Tabii ki tarım. Hani koronavirüs süreci başladığından itibaren SARA hükümetinin başındaki kişi biz kendimize yeteriz. Yeterli yeterli kadar ürünümüz var dediğinde bakan kuru bakliyatçıları topladım. Gıda sektörünün temsilcilerini topladım. Bir sorun yok. Yeterli stoğumuzu yapın dedim bir sorun yok dediler. Diyorlardı. Şimdi 2019'la ile 2020'nin tarımda ilk 3 aylık birkaç rakamını sizle paylaşmak isterim. Değerli basın emekçileri, yaklaşık olarak 23 ürün bir de büyük başta bir değerlendirme yaptık. Birkaç ürünü özellikle söyleyip bütününü söyleyeceğim. Buğday 2019'un ilk 3 ayında 1 milyon 888 bin ton ithal edilmiş. 2020'de ilk 3 ayında 2 milyon 286 bin ton ithalat yapılmış. Yani yüzde 21. Nereden bakarsanız bakın 400 bin ton civarında daha fazla buğday satın almışız. Hani bir, bir kendimize yeterliydik ya. Yeterli stoğumuz vardı ya kimseye muhtaç değildik ya. Evet. Yine arpa önemli olduğu için paylaşmak istiyorum. 2019'un ilk 3 ayında 98.293 ton ithalat yapmışız. Aynı 3 aylık dönemde 2020'de 430.677 430, .677, 430 .677 ton ithalat yapmışız. Oran 338 kendine yeten stokları olan bir ülkeden bahsediyoruz değil mi arkadaşlar? Yine Mısır 756 bin 591 bin ton ithalat yapılmış 2019'un 3 ayında 2020'nin ilk 3 ayı 977 bin 278 ton oran %29 nasıl kendimizi yetiyoruz? Çeltik 2019'un ilk 3 ayı 37.779 ton ithalat 2020'nin ilk 3 ayı 47.441 bin, 47 bin, bin ton Yüzde %26 ve pirinç 2019'un ilk 3 ayı 22.230 ton 2020 33.759 ton ve bunlar devam ediyor. Nohut. 2019'un ilk üç ayı. 1 milyon 494 bin ton ve 1494 ton çok özür dilerim 1494 ton 2020 5903 ton oran yüzde 295 kendimize yeterliyiz değil mi arkadaşlar? ve mercimek 2019'un ilk üç ayı 81.589 ton. 2020'nin ilk üç ayı 148.112 ton. Oran yüzde 82 daha fazla. Yer fıstığı 2019'un ilk üç ayı 5.692 ton. Özür dilerim 2.066 ton. 2020 4000 ton yani yüzde 95. Değerli basın emekçileri böyle böyle gidiyor. Ama bütünlü söylemek isterim. 2019 Mart ayı itibarıyla 3 aylık dönem 4 milyon 48 bin ton ürün ithalatı yapmışız. Tarımsal ve bitkisel ürün bunlar. 2020 5 milyon 324 bin ton. Toplam aradaki fark 1 milyon 300 bin ton civarında. 1 milyon 300 bin ton fazla. Oransal olarak %32 kendi kendine yeten bir ülke. Peki dolar değeri olarak konuşalım. 2019'un ilk 3 ayında toplam 1 milyar 1 milyar 470 milyon dolarlık alım yapmışız. 2019-2020'nin ilk 3 ayında 2 milyar 40 milyon dolarlık bir alım yapmışız. Dolar olarak fark yüzde %39. Peki TL değeri olarak ne yapmışız? Onu da paylaşalım. 2019'un ilk 3 ayında TL olarak 8 milyar 419 milyonluk alışveriş yapmışız, alım yapmışız. Ve 2020'nin ilk 3 ayında 12, 10, 12 milyar 383 milyon TL'lik alışveriş alış, alım yapmışız. Değer yüzde 47. Arkadaşlar insaf olması lazım bir iktidarda ya. Olacak şey mi? TL olarak 47 daha fazla ithalata para ödüyoruz. Ve bu adamlar çıkıyorlar, utanmadan, sıkılmadan, biz kendi kendimize yeteriz, bizim bir sorunumuz yok diyorlar. Ve son rakamı da şuradan vereyim. Toplam tarım dış ticareti, bitkisel ve hayvansal tarım dış ticareti olarak 2019'un ilk, ilk üç ayında 11.5 milyarlık bir alım var, 2020'nin ilk 3 ayında 15.5 milyar TL'lik bir alım var. Aradaki fark yüzde otuz beş. Ne diyeyim değerli arkadaşlar? Ne diyeyim? Bugün de açıklama yaptılar. Birazdan belki de ona değiniriz. Gerçekten işler acısı. Değerli basın emekçileri. Çayı defalarca bu salondan anlattık. Bütün Türkiye çay için ayağa kalktı. Çayda sorun var dedik. Kaos var. Çayı kim edecek? Sahipleri yok başka kentteler. Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan, gelen emekçiler gelmeyecek kasat edenler. Ülke içinde mevsimlik tarım işlerinin lojistiği, transferi, yaşam alanları riskli. Kaos devam ediyor. Yarın Tekirdağ Milletvekilim, değerli arkadaşım ziraatçı İlhami Özcan Aygün ziraat mühendisi ve tarımcı arkadaşımla Rize'ye gideceğiz. Orada tarımı bileşenleriyle konuşacağız. Çayın var olan sorunlarıyla dair olan durumu oradaki üreticilerden, örgütlerden, çayın bileşenlerinden öğreneceğiz ve bir kez daha hükümeti acil eylem raporu için derhal devreye girmesini talep edeceğiz. Yarın orada olacağız, Rize'de olacağız. Çayı kim toplayacak sorusunu oradan gündeme getirip çözmeye çalışacağız. Değerli basın emekçileri, bu ülke tarım ülkesi. Ne yaparsanız yapın. Yeri göğü değiştirmediğiniz sürece bu ülke tarım ülkesi. Kimse kusura bakmasın. Çok şey yaptılar bu topraklarda. Tarımdan uzaklaştırmaya çalıştılar, tarımı yok saymaya çalıştılar. Bugün de ne yazık ki iktidar açıkladığı bu rakamlarla aslında bunu tekrar etti. Tekrar etti. Ve tarımın çok önemli bir ürünü, her toplantıda aşağı yukarı söylemeye çalışıyorum. Pamuk, beyaz altın. Pamuk bu ülkenin çok önemli bir ürünü. Sanayide, tekstilde, gıdada, hayvan yeminde yaklaşık 42-43 sektörün içinde kullanılan çok önemli bir ürün. Şuradan başlayayım. Türkiye pamuk ülkesi. Türkiye'nin kullandığı pamuğun şu anda ihtiyacı olanın çok fazlasını üretebilecek bir kabiliyette. 4 milyon ton pamuk üretmemiz lazım. Ne yazık ki 1 milyon 800 bin, 1 milyon 900 bin, 2 milyon tona bile yakın pamuk üretemiyoruz. Neden? Fiyatlar düşük, çiftçi zarar ediyor, dolayısıyla üretmiyor. Peki biz ne yapıyoruz? Bu açığı neyle kapatıyoruz? İthalatla. 18 yıllık AKP iktidarında değerli basın emekçileri. 13.2 milyon 13.2 milyon ton pamuk ithal ettik ve 22.3 milyar dolar dedik arkadaşlar. 22.3 milyar dolar. Ve pamuk üreticimiz geçen sene fiyatları beğenmedi. Olmadı. Çiftçimiz zarar etti. Hala 1 milyar 618 milyon TL'lik hükümetten 2019 yılı Pamuk prim de ödemeleri var. Desteği var. Bu ödenmedi. Hala da ödenmiyor. Ve bu iktidar yeni bir şey yaptı. Bugüne kadar çok az ithal ettiğimiz pamuk tohumunu ithal etmeye başladı. Artan miktarda. 2019 yılında toplam 244 ton pamuk tohumu ithalatı yapmışken ne yazık ki ilk 3 ayda 4000 700 ton pamuk tohumu ithal ettik. Pamuk tohumu arkadaşlar. Yağ ve hayvan yeminin küspesi protein kaynağı olarak kullanacağız. Pamukta derhal sağlıklı bir prim, sağlıklı bir taban fiyatı açıklansın. Söyledik bir ay önce bu salondan. Henüz zaman var. Pamuk ekimi yeni yapılıyor dedik. Ayçiçeği ekimi yeni yapılacak dedik. Mısır ekimi yeni yapılacak dedik. Bunlar stratejik ürünler. Bunlara tohumu bedava verin. Analizle gübre verin. İhtiyacı olan ilaçlar reçeteyle verin dedik. Yapmadılar hiçbirini. Ve 2019 yılında değerli arkadaşlar ne yazık ki ürettiğimizden çok daha fazlasını ithal ederek yaklaşık olarak 900 bin tonun üzerinde ithalat 800 bin ton civarında da üretim yaptık. Ve ithalatımız yine de üretimimizden fazla olarak karşımıza çıktı. Ve değerli arkadaşlar şu ana kadar ilk 3 ayda pamuk ithalatımız çok ciddi oranda artarak 2019'un ilk 3 ayına göre 290 bin ton gibi bir ithalat yapmış olduk ve yüzde 64 fazlayla gidiyoruz. Bütünüyle bakıldığında tarım gerçekten tahmin edilmeyecek kadar kötü bir yere gidiyor. Gıda halkımızın gıda egemenliği tamamen yabancı ülkelere teslim ediliyor ve gıda güvenliğimizi hak getire. Yani taşiş, taklit, sahte firmalardan sicil almışlar eğer tarım kredi kooperatiflerinin marketlerinin başına getiriliyorsa diyecek bir şeyimiz yok. Ve değerli basın emekçileri bundan bir süre önceydi tarımda milli birlik projesi diye bir proje anlatmışlardı. Sanıyorum bir buçuk yılı geçti ve gelen tepkiler üzerinden geri adım atmışlardı. Türkiye tarımını Seranat diye bir holdinge, Semerat denen bir holdinge teslim edeceklerdi. O belirleyecekti ikimi, biçimi, neyi nerede ekileceğini o belirleyecekti. Personeli o belirleyecekti. Üçümün üretim biçimini o belirleyecekti. Fiyatları o belirleyecekti. Yani aslında saray hükümeti ben tarımı artık beceremedim. Yapamıyorum. Alın siz yapın diyecekti. Fakat gelen tepkiler üzerinden geri adım attılar. Ama onu rafa kaldırdık ama yok etmedik demediler. Şura yaptılar. Şura sonrasında Şimdi görüyoruz ki yeni yeni getirdikleri projeler aslında o tarımı şirkete dönüştürmeye çalışan projenin ayak sesleri olarak karşımıza çıkıyor. DITAP diye dijital tarım pazarlama diye bir ağ kurmaya çalışıyorlar. O ağın temel özelliği bir piyasaya teslim, iki sözleşmeli tarım. Üç, tek taraflı bir sözleşme, çiftçi ona adepte olacak. Dört, tarım girdileri oradan sağlanacak. Peki nasıl olacak? Çiftçimiz internete girecek, o pazarı bulacak, o pazara göre üretim yapacak ve sözleşmenin içerisinde kendisine ne kadar var ne kadar yok? Karşılıklı bir uzlaşma var mı yok mu belli değil. Güvencesinin ne olduğu belli değil. Oradan pazarlama yapacak. Yetki kimde? O yönetecekmiş. Türkiye Odalar Odalar ve Borsalar Birliği. Yavaş yavaş ülke tarımının tümü mevcut. Az çok kamu elinde olan yapısı da özel sektöre gidecek. Sayın Bakan'a söylüyorum. Sayın Bakan işlemez. Olmaz. Vazgeçin bu sevdadan. Yüzünüzü çiftçiye dönün. Elbette dijitalleşmeye karşı değiliz. Ama o dijitalleşmeyi mesela kullanın. Şu anda Türkiye'de buğday rekoltesinin ne olacağını rahatlıkla bulabilir misiniz? Uzaydan, uzaktan algı sistemiyle her şeyi elde edebilirsiniz. Burada kullanın. Sahici bilgiler vererek toplumu aydınlatın. Çiftçinin nerede nasıl zarar gördüğünü, dolu hasarını bulun ve onun o zararı gidermeye çalışın. Bazen paranız olsa bile ürün alamazsınız. Bakın bugün Mısır'dan patates ithal etmeye başladınız gene. Dolayısıyla bu sistemin yürümeyeceği ve özellikle arkadaşlar bunu paylaşmak istiyorum. Diyor ki hükümet bu dijital tarım pazarlama sistemi içerisinde sözleşmeli tarım yapan şirketlere 50 milyona kadar destek vereceğim. 50 milyon TL demek ki para var. Ya bu parayı sen niye Fisko Birliği'ye vermiyorsun? Niye Çaykur'a vermiyorsun? Hala Çaykur'un çayın taban fiyatını açıklamadın. Niye? 3 gün sonra hasatı başlayacak çayın. Kim alacak, nasıl alacak, ne kadar alacak belli değil. Bu 50 milyonu o şirketlere vereceğine neden Toprak mahsulleri Ofisi'ne, neden Çuko Birliği'ye, neden Trakya Birliği'ye, neden Marmara Birliği'ye, neden çiftçinin güvencesi olan et ve süt kurumuna verip onları neden yem sanayine destek olarak vermiyorsun? Değerli arkadaşlar, bırakın bir siyasetçiyi, bir insan olarak çiftçilik yapan ve bu işin iyi kötü bir ziraat mühendisi olarak, bir kısmını okuyan biri olarak inanın bu kameralara bakarken ben utanıyorum. Emeğimden de, insanlığımdan da böyle bir siyaset olmaz arkadaşlar. Bu siyaset değil. Bir ülkeye hainlik yapmak için onun üzerine bomba yağdırmanıza gerek yok. Bir ülkeye kötülük yapmak istiyorsanız onun bütün üretim kaynaklarını yok edersiniz. 83 milyon insanı kendi toprağında köle yaparsınız. Bu da bir kötülüktür. İnsaf edin. İnsaf edin. Değerli basın emekçileri, tarımın en önemli kanayan yarası, orman köylüleri, kırda yaşayanlar, dostları keçiydi bunların, dostları ormandı, ev sahipleri ormandı bunların, yakacağı ormandı, ekmeği ormandı. Saray hükümeti devletleşen bu hükümet ormanları bunların elinden aldı. Önce keçi sokmayın dedi, müteahhitleri soktu. Ben de o ormanları ziyaret ettim. O tabelanın başına geçtim. Buraya keçi giremez tabelasının yanına. Onlara şunu söyledim. Buraya müteahhitler girmeli, girmemeli. Keçi girmeli. Orman köylüsü girmeli orman köylüsü hem ormanı korur, sahiplenir hem de yaşamını orada geçirir. Hükümet biliyorsunuz üst üste teşvik paket, paketleri hazırladı. Dedi ki 4,5 milyon insana bir kere mahsus olmak üzere 1000 TL para ödedim. Türkiye'de yaklaşık olarak 21.216 orman, direkt ormanın içinde ve orman çevresinde olan yerleşim alanı var toplam 7 milyon insan yapıyor. 7 milyon civarında. 4 kişiden oluşsa 3500 buçuk milyon özür dilerim 2 milyon civarında hane yapar. Toplam 7 milyon. Bunların kaç tanesine acaba o bin liradan ödeme yapıldı? Hani önce PTT'lere gittiler, sonra olmadı, sonra olmadı, bilgisayar üzerinden, internet üzerinden müracaat ettiler. Bunlar bu ülkenin yarayan kanası arkadaşlar. Bu 7 milyon insanın içinden acaba kaç kişiye soru önergesi olarak bunu vereceğiz? Kaç kişiye bin lira ödediniz? Haberiniz var mı? Müteahhitler ve bunların sosyal güvencesi yok. Orman köy kooperatiflerine bağlı yaklaşık 500 bin kişi var. Bunların Normalde sigortalı çalıştırılması lazım. Ama ormanları müteahhitlere sattığınız için müteahhitler dışarıdan getirdikleri insanları sigortalı yapmıyorlar. Bu 500 bin insanın 130-140 bin ancak çalışıyor. Birçoğu sigortasız. Kısa iş güvencesi ödemesini alamıyorlar. Yok. Sigorta yok. Müteahhitler geliyor, ormanları yağmalıyorlar. Dışarıdan sigortasız, hiçbir yere kayıt olmayan insanları getiriyorlar. Hem o orman köylüsünün ihtiyaçları giderilemiyor, hem de onlar orada çaresizliğe terk edilmiş durumda. Bununla ilgili de geniş bir açıklama yapıp bir soru önergesini açıktan sunacağımızı sizinle paylaşmak isterim. Değerli basın emekçileri, aslında son olarak şunu paylaşmak isterim. Biraz önce bakan bir açıklama yapmış. Demiş ki hayvan başına 65 TL toplam 100 milyonluk bir bütçe ayırdık demiş. yem desteği olarak 100 milyonu 100 milyon TL'yi 65 TL'ye böldük eğer büyük baştan bahsediyorsa açıklamamış ama biz büyük baş olarak öngördük bunu. Yaklaşık bir buçuk milyon büyük başa denk geliyor. Bu DITAP projesini anlatırken bakan şöyle bir övgü, övgü üzerinden bahsetti. Biz dedi 18 milyondan daha fazla büyük baş hayvan varlığına 48 milyondan 48 buçuk milyon da küçük baş hayvan varlığına sahibiz. 18 milyon büyük baş, 45 buçuk milyon da küçük baş hayvan varlığına sahibiz dedi. Bir buçuk milyon hayvana büyük başa 65 TL veriyoruz. Yem çuvalının en ucuzu 85 lira, en pahalısı 100 lira. Ortalama 90 liradan öngerseniz 65 lirayla alacağınız en fazla 40 kilo civarında 45 kilo 40 kilo civarında 35 40 kilo civarında bir yemdir. Hatırlar mısınız yine bu salondan konuşmuştuk. Bir reklam, bir algı yönetme, küçücük bir noktayı kocaman yapma. Hitler döneminin propaganda şefi Goebbels gibi rakamlarla oynama. Bu üçüncü örnek oldu. Birinci örnek 364 bin dönüm araziye 6700 ton tohum desteği vereceğim dedi. 364 bin dönüm. Ekilmeyen alan 35 milyon dönümdü arkadaşlar. 35 milyon dönüm. 35 milyon ekilmeyenden bahsetmiyor, dönümden bahsetmiyordu. 364, 364 bin dönümden bahsetti. Sonra bir başka algı yönetti. 9.7 milyon metrekare hazine arazisini 21 ile 21 ilde 21 ile veriyorum dedi, ücretsiz veriyorum dedi. 9.7 milyon metrekare inşaat arsası gibi. Zaten inşaat arsası çiftçiye kalmaz. Onların müteahhitleri var. Kapış kapışa götürürler. Perde arkasında saray onu paylaştırır. 9.7 milyon metrekare. Oysa 35 milyon dönüm Arazisi olanların metre kareye vurduğunda yani üretim yapmayan 35 milyar metre Onların diliyle konuştuğumuzda. Bunlar da zaten para vermediler ki. Kiralık değildi ki bunlar. Kendi arazileriydi. Para kazanamadıkları için terk ettiler. Ve şimdi üçüncü algı. 18 milyon büyükbaş hayvan var. 48 buçuk milyon küçük baş hayvan olduğunu söylüyorlar. Onlar söylüyorlar. TÜİK'in rakamları bizim için her zaman soru işareti. Ve sadece bir buçuk milyon hayvan için 100 milyonluk bir yem desteği ayırmışlar. Sayın Bakan gülmeye devam ediyorum. Siz de ithalat yaparak hem canlı hayvan onu söylemedim. 100 binin üzerinde canlı hayvan ithal ederek ilk üç ayda aslında canlı hayvan ithal ediyorsunuz. Kırmızı et ithal ediyorsunuz. Yem ithal ediyorsunuz. Ondan sonra dönüyorsunuz ki biz milliyiz ve yerliyiz diyorsunuz. Ağzınızdan çıkan başkalarına sunduğunuz ve söylediğiniz her cümle ve kelime sizi tarif ediyor. Milli ve yerlilikteki o kendinize has söylemeniz sizi tarif ediyor. Tank paletten tutun da Bugün yaptığınız yem ve destekleme modeline kadar. Ne yerlisiniz, ne millisiniz? Bu ülkeyi kötülük ediyorsunuz. Dünya bir virüsle uğraşıyor, biz iki virüsle uğraşıyoruz. Bir koronavirüsü, bir de saray hükümeti. İkisini de aşacağız. Dayanışarak birlikte açıklanan hububat fiyatları, baklagil fiyatları ve bugün bakanın açıkladığı yem fiyatlarının tek bir cümleyle açıklaması şudur. Biz bu topraklarda bu çiftçinin tarım yapmasını istemiyoruz. Üretimimizi desteklemiyoruz. Koronavirüsü salgını, pandemisi hiç önemli değil. Önemli olan ithalattır. Önemli olan ithalat lobileridir. Önemli olan yandaşlarımın ithalat sektörü üzerinden ne kadar gelir elde ettiğidir. Elbette biz bunu söylüyoruz ama değerli çiftçi dostlarıma ellerinden öptüğüm alın teriyle onurluca çalışan çiftçilerime buradan selam olsun. Birlikte başaracağız. Sizler bu ülkenin en onurlu insanlarısınız. Gökyüzüyle, yeryüzüyle iktidarla mücadele ederek ısrarla üretiyorsunuz. Birlikte ürettiğimiz, hakça bölüştüğümüz, insanca, onurluca yaşayacağınız, sıkılmadan, utanmadan yaşayacağınız bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Birlikte üretip hakça bölüşmek üzere saygılar sunuyorum. Sorularınız varsa almak isterim değerli basın emekçilerim. Efendim bize iletilen sorulardan ben size yönlendireceğim. Fox TV tarafından iletilen bir soru var. Soru şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan buğday, arpa ve bakliyat taban alım fiyatları ile destek primlerini açıkladı. Biraz değindiniz bu konuya ama buna göre sert ekmeklik buğday taban alım fiyatı ton başına 1350 TL'den 1650 TL'ye çıkarıldı. Arpa için taban alım fiyatı ise ton başına 1100 TL'den 1225 TL'ye 75 TL'ye yükseltildi. Hububatta ton başına prim ve destek ödemesi ise 230 TL olarak belirlendi. Ton başına bakliyat alım fiyatları da kırmızı mercimekte 3500 TL, yeşil mercimekte 3200 TL, nohutta ise 3300 TL olarak belirlendi. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 TL olarak açıklandı. Siz bu rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli mi? Çok teşekkür ederim. Bu rakamların çiftçinin sağlıklı bir gelir elde etmesi için yeterli olmadığını çok net söyleyebilirim. Bugün bu Türkiye'deki birkaç borsadan aldığımız fiyatlar ortalama olarak ekmeklik, sert ekmeklik buğday fiyatının 1750 lira ile 1760 lira ile 1716 lira arasında değiştiğini görüyoruz. Yani şu anda borsada işlem gören ekmeklik buğday fiyatları hükümetin açıkladığı buğday taban fiyatından daha yüksek. Kaldı ki görünmeyen Asperg'in başka bir yüzü var. Bu açıklanan fiyatlar karşısında Toprak Mahsul Ofisi bütün ürünü alırım demiyor. Alım garantisi yok zaten. Bu bir, iki. Bu getirilen buğdayın kalite, kırık, nem ve buna benzer özellikleri var. Bütün bu özellikleri onların kriterine göre tutturacaksınız. Ondan sonra bu fiyatı alacaksınız ve karşınızda da bütün getirdiğiniz ürünü alan bir toprak mahsulleri ofisi olacak. Dolayısıyla zaten bu bir tavsiye fiyatı konumunda. Oysa bu fiyat ne yazık ki şu anda borsalarda işlem gören fiyatın altında. Böyle bir şey olabilir mi efendim? Şu anda borsada daha yüksek 1750 lira işlem görüyor buğday. Siz 1650 lira böyle ton fiyata açıklıyorsunuz. Bu açıkçası buğdayı ve özel sektöre teslim etmek üzerine buğday fiyatını düşürmek üzerine alınmış bir karar açıklanmış rakamlardır. Ve bu rakamlardan dolayı buğday fiyatlarının çiftçinin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmadığını paylaşmak isterim. Sadece önemli kırmızı mercimekte 2500 lira olan fiyatın 3500 lira olması önemli. Tonda 1000 lira artmış olması önemli. Biraz önce rakamları söyledim. İthalat gerçekten kontrol edemez bir hale geleceği için burada ciddi bir fiyat artışı var. Bunu kıymetli buluyorum. %40 civarında bu kıymetli. Buna benzer bütün ürünlerde yapılabilir bu. Yani çok teşekkür ederim. Çok önemli bir soru. Bu ürünlerde ithalat fiyatları daha yüksek. Demin söyledim. Şu anda hükümetin açıkladığı fiyata göre bizim ekmeklik buğdayımız 235 dolar, arpa da 182 dolara geliyor. Ama ithal ettiğinizde buğday 249 dolar, arpa 200 dolar. İthal rakamları daha yüksek. Burada yapılması gereken tek şey şudur. İktidar çiftçinin yaşam ihtiyaçları için olan kar payını, olması gereken o payı, maliyetleri enflasyondan kaynaklanan sorunları gideren çiftçinin insanca yaşayacağı bir fiyat vermesidir ki bu fiyat en az 2 lira ve onun üzerinde olmalı. En az 2 lira ve üzerinde olmalı. Eğer bu fiyatı verdiğinde İç piyasada bir fiyat artışı söz konuysa o zaman dönüp bunu toprak mahsulleri ofisinden dengelemeli. Artan fiyatı piyasaya ucuz buğday sürerek aradaki farkı kendisi kabul etmeli. Piyasa düşüyorsa çiftçinin ihtiyacını da prim üzerinden karşılamalı. Kaldı ki bu rakamlar buğday ekildiği gün Kasım Ekim ayında 2019'da açıklanmalıydı. Dolayısıyla iş ters gidiyor ters gitmeye de devam ediyor. Yine belli ki hükümet çiftçiyi Amerika'nın Ticaret Bakanlığı ile rekabet ettirecek. Yine piyasayı çiftçi üzerinden terbiye edecek. Dolayısıyla rakamlar çiftçinin ihtiyacını karşılayan, çiftçiyi yeniden üretime teşvik eden, gelecek yıl daha fazla üretmesini sağlayacak bir fiyat değildir. Bu fiyat üretmeyin fiyatıdır. Bu fiyat ithalata karşı çiftçiyi ezme fiyatıdır. Bu fiyat çok üzgünüm. Türkiye'de tarımı götürmeye dair bir fiyattır. Kısaca bu fiyatlar yeterli değildir. Çiftçiyi memnun edecek fiyatlar değildir. Ben de çok teşekkür ederim.